Sosyal psikolojinin kurucularından Muzaffer Şerif, 29 Temmuz 1906 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Bu tarih bazı kaynaklarda 1905 olarak geçmektedir. Şerif'in çocukluk ve gençlik yıllarına dair bilgimiz sınırlı olmakla beraber, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden yakın arkadaşı Niyazi Berkes, anılarında Muzaffer Şerif'in ailesinin toprak zengini olduğunu, bu sayede iyi okullarda eğitim alma fırsatı bulduğunu ifade etmiştir. Ödemiş İlkokulu'nu bitirerek 1918-1924 yılları arasında İzmir Amerikan Koleji'nde okumuştur. İzmir Amerikan Koleji öğrencisiyken Amerikalı hocaları söylemekte güçlük çektikleri için adını İngilizce yazılan şekliyle telaffuz etmişlerdir. Çocukluğu ve ilk gençliği, Osmanlı Devleti'nin son dönemleri 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarına denk gelen Muzaffer Şerif'in sonraki akademik yaşantısında iç gruba bağlılık, dış gruba karşı yıkıcılık süreçlerini bir çalışma alanı olarak seçmesi tesadüf değildir. Deneyimlerinin, entelektüel birikiminin ve üretken araştırmacı kimliğinin kombinasyonu Muzaffer Şerif'in başarısının arkasındaki temel unsurdur. Sosyoloji ve sosyal psikolojinin kritik olan kuramları, yani nitel çalışmaları yaparak hem de bu tel çalışmaları sosyolojinin çok yapmadığı ama psikolojinin çok yapmaya başladığı şekilde nicel veri toplayarak desteklemiş. Onun çok sayıda şey var. Yani hem doğrudan laboratuvar çalışması yapıyor hem de bu laboratuvar çalışmasının sadece böyle atomik çok küçük birim içerisinde değil de genel bir kuramı test etmek için, hatta gruplar arası ilişki anlamak için bunu kullanıyor. Dolayısıyla hem sorduğun nitel nicel ilişkisini birlikte kurmuş oluyor. Yani ne sadece işte çok büyük bir nicel veri toplayarak bunların sadece betimsel dökümüne dayalı bir bilim yapıyor, ne de sadece Kur'an yazıp işte felsefe kökenine uygun olarak orada kalıyor. Dolayısıyla o psikolojinin dönüşme anı diyebileceğimiz belki de Kur'anlarını genellikle doğa bilimlerini, fen bilimlerini yöntemiyle test ederek gerçekten sosyalle işte doğa bilim arasındaki dengeye psikolojinin iyileştirilmesine büyük katkıda bulunmuş. Kolej eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne kaydolan Şerif'in psikolojiye ilgisi buradaki eğitimi sırasında belirginleşmiştir. Ülkenin yegane Darülfünun'un psikoloji kürsüsünde dersler veren ve ilk Türk psikolog olarak kabul edilen Mustafa Şekip Tunç'tan aldığı derslerde parlak bir öğrenci olarak beğeni toplamış ve hocası tarafından psikoloji okuması yönünde özellikle teşvik edilmiştir. Muzaffer Şerif 1928 yılındaki mezuniyeti sırasında bitirme tezi olarak MacDougall'ın Psychological Psychology, Psikolojik Psikoloji kitabını İngilizceden Türkçe'ye çevirmiştir. Mezuniyetinden sonra 1929 yılında İzmir Erkek Muallim Mektebi Felsefe Stajyerliği görevine atanmıştır. Dönemin bakanlarından Mustafa Necati, Cumhuriyet Devrimi kadrolarına yeni, iyi eğitimli gençler yetiştirme amaçlı yurt dışına öğrenciler göndermektedir. Muzaffer Şerif, Cumhuriyet'in bu projesiyle 1929 yılında yüksek lisans yapmak için Amerika'ya gönderilir. Şerif buradaki eğitimi için Harvard Üniversitesi'ni tercih eder. Harvard'da Amerikan psikoloji tarihinin en ünlü isimlerinden Edwin Boring ve Robert Woodford'tan psikoloji dersleri alır. Psikoloji derslerinin yanı sıra sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi dersleriyle birlikte ekonomi ve tarih üzerine de yoğun okumalar yapar. Böylelikle Muzaffer Şerif, ilgi alanını daha geniş bir bağlam içinde sosyal bilimleri ve politikayı da kapsayacak şekilde genişletme fırsatı bulur. Muzaffer Şerif'in siyaset psikolojisiyle ilgili çalışmaları açısından belirtilmesi gereken en önemli husus, onun bireyci bir sosyal psikoloji anlayışının panzehirli olmasıdır. Bu o günlerde de öyleydi. Bugünler için de aynı iddia geçerlidir. Bireysel temelleri olan bir sosyal psikolojiyi toplumsal temellere taşımak ve bunu yaparken de sosyal psikoloji biliminin hedeflerini göz ardı etmemek gibi son derece önemli bir tavır içinde olduğunu biliyoruz. 1929 Büyük Pınar'ın etkisiyle hızlı bir siyasi, ekonomik ve sosyal değişim süreci yaşayan 1930'ların Amerika'sı, Şerif'in dünya görüşünü önemli ölçüde etkilemiştir. 25 yaşlarındaki genç Şerif, bu dönemin siyasi ve toplumsal ortamına dair eleştiriler yazacak kadar Amerikan gündemine hakimdir. Hem işte Türkiye'deki siyasi iklim nedeniyle aşırı bir nazizm etkisi var, ona karşı bir sol hareket var, yenileşme var.
gittiği yıllarda Amerika'da da işte Soğuk Savaş yılları ve McCarthyizm var. Yine büyük bir işte baskı var. Aynı zamanda Amerika'nın içerisinde de ciddi toplumsal hareketler var. İşte siyahlara karşı ön yargılar, sosyal psikologların hem bilim insanları olarak hem de bir insan olarak sorumlulukları var. Harvard Üniversitesi'ndeki eğitimi sırasında Şerif'in Boswell ile birlikte hazırladığı ve yüksek lisans tezinden üretilmiş olan Hunger as a Factor in Learning, bir öğrenme faktörü olarak açlık makalesi American Journal of Psychology dergisinde yayınlanır. Bu eser Şerif'in biyolojik psikoloji perspektifiyle hazırlanmış tek makalesidir. 1932 yılında Harvard Üniversitesi'ndeki eğitimi tamamlayan Muzaffer Şerif, Avrupa üzerinden Türkiye'ye dönüşü sırasında Almanya'da köylerin derslerine katılır ve orada Nazizmin yükselişine tanık olur. 2 Temmuz 1933 tarihine kadar Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü'nde ruhiyat öğretmenliği görevinde bulunur. Sosyal psikoloji camiasında iyi bilinen otokinetik etki deneyinin ön çalışmalarını Gazi Terbiye Enstitüsü'nde gerçekleştirir. Bu yıllarda Batı'daki benzerleri örnek alınarak öğretim üyeleri yurt dışında okumuş kişilerden oluşan Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü'nün müdürü Hasan Ali Yücel'dir ve Muzaffer Şerif'in çalışmalarını ilgiyle ve destekle takip etmektedir. Muzaffer Şerif 1933 yılında Boring'in 1929'da yazdığı ünlü History of Experimental Psychology, Deneysel Psikoloji isimli eserin çevirisini Amerikan Ruhiyatı adıyla yayınlar. Kitabın ilk sayfasında Şerif, isminin altında Türkçe çeviren Harvard Darülfünun'dan mezun Gazi Terbiye Enstitüsü Ruhiyat Muallimi ifadesini kullanır. Kitabın ön sözünü Hasan Ali Yücel yazar. Son paragrafta Şerif'in çalışmalarından duyduğu memnuniyeti şu şekilde ifade eder. Muzaffer Şerif Bey bu kitapla bize yeni dünyada yetişmiş bilgi ağacından yemişli bir dal koparıp vermiş oluyor. Tebriklerimizi tekrarlayabilmek için daha başkalarını, daha yenilerini bekliyoruz. Aynı yıl yürürlüğe giren soyadı kanunuyla Şerif, Muzaffer Şerif Başoğlu olmuştur artık. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisiyken ilk defa onun ismini psikolojiye giriş dersinde dersi okutan çok sevgili hocamız Profesör Doktor Orhan Aydın'dan duymuştum. Orhan Aydın özenle Muzaffer Şerif'in yaptığı çalışmaları anlatırken onun hayatından kesitler sunuyor, yaptığı çalışmaların önemini vurguluyordu. Ben bu derslerden iki nedenden dolayı çok etkilenmiştim. Bunlardan bir tanesi Muzaffer Şerif'in benim hemşehrim olması nedeniyle bu topraklardan yetişen bir insanın psikolojinin geleceğine yön veren, gidişine yön veren insanlar arasında yer alıyor olmasıydı. İkincisi ve bundan daha önemlisi belki de Muzaffer Hoca'nın kullandığı araştırma yöntemlerinin zarafetiydi. Gazi Terbiye Enstitüsü'ndeki ikinci yılında Amerika'ya dönüp ön çalışmalarını yaptığı konu hakkında doktora yapmaya karar verir ve 1933 yılında Harvard Üniversitesi Psikoloji Programı'na tekrar döner. Harvard'a döndüğünde Gordon Allport'a heyecanla otokinetik etki üzerine yaptığı ön çalışmalardan bahseder. Fakat Allport bu konuya soğuk bakar. Şerif'in akademik ilgisinin sosyal süreçlere doğru kayması, Allport'ta olan çetrefilli ilişkilerinde uzlaşamayacakları yaklaşım farkına yol açmıştır. Planladığı deneysel çalışmadan vazgeçmeyen Muzaffer Şerif, Harvard'daki eğitimini bırakarak Columbia Üniversitesi'ne Gardner Murphy ile çalışmak üzere yola koyulur. Grup içi ve gruplar arası süreçlere duyduğu ilginin yanı sıra, Şerif'in Gardner Murphy'yi seçmesinin arka planında Murphy'nin kendisine sağlayacağı akademik özgürlük de yatmaktadır. Muzaffer Şerif, Columbia Üniversitesi'ne geçer geçmez yoğun bir çalışma temposuyla 14 ay içinde doktora çalışmasını tamamlar. Sosyal psikoloji tarihinin köşe taşlarından olan meşhur doktora çalışmasıyla Muzaffer Şerif, fiziksel gerçekliğin belirsiz olduğu durumlarda bireylerin etkileşim aracılığıyla bir gerçeklik yarattığını ve bu sayede bir algı dayanağı çerçevesi oluşturduğunu göstermiştir. Bu çalışma, sosyal etkiyi ortaya çıkarmada yapılan ilk laboratuvar deneyi olması nedeniyle de ayrıca önemlidir. Santimetre. 7-8 santimetre.
20 santimetre 10 18 ortalama 15 santimetre. Hareket etmiyor. 2-3 santim. Yok. 1 santim. 2 santim. 10 11 9 ortalama 8-9 santim. Santimetre. 8-9 santim. 2 santim. 7-8 santim. 10 santimetre. 7-8 santim. 3 santim. 6-7 santim. 8 santimetre. 6-6,5 santim. 4-5 santim. 6-7 santim. 6 santimetre. 5 santim. 5-6 santim. 6 santim. Dört beş santim. 6-7 santim. 5-6 santim. 5-6 santim. Muzaffer Şerif'in doktorlar tezi de ona bu otokinetik etki araştırması üzerinde çok durulur. Ve bunun uyuma davranışını ortaya koyan bir araştırma olduğu söylenir. Bu şekilde bilinir. Aslında bu Muzaffer Şerif'in yaklaşımını biraz basite indirgemek oluyor. Çünkü bu araştırmada gösterdiği aslında gerçeğin nasıl algılanışının toplum tarafından belirlendiğidir. Yani kişi gerçeği nasıl yorumluyor, nasıl karar veriyor bir şeyin doğru bir şeyin yanlış olduğuna veya bir şeyin gerçek diyelim ise olmadığına nasıl karar veriyor? Özellikle belirsizlik durumlarında çevresine bakıyor. Çevresindeki insanların davranışından ipuçları alarak gerçeği tanımlıyor. Onun için bu sadece uyuma meselesi değildir. Bu aynı zamanda bilişsel psikoloji için de önemli olan, özellikle bilişsel sosyal psikoloji için önemli olan, biz çevremizi ve olayları nasıl anlıyoruz, nasıl yorumluyoruz sorusuna verilen çok önemli bir cevaptır. Şimdi dikkat edecek olursak, bu Muzaffer Şerif'in bu konu üzerine çalıştığı yıllar 1935. Biraz öteye gidelim. 1950'de Salomon Asch'in yaptığı deneyleri düşünelim. Gerçekte aynı düşüncenin devamı olarak bu sefer çizgi uzunlukları ile bağlantılı, ilgili olarak deney yapıyor. Ana fikir gerçekte Muzaffer Şerif'te. Ve bundan pek kimse bahsetmiyor esasen Salomon Asch'in deneylerinin. 1935'te Muzaffer Şerif'in yaptığı deneyleri de toplum içinde birey olarak düşünmüştür. Crutchfield'in o meşhur kitabı vardır efendim. Individual in Society diyerekten. Sosyal psikoloji kitabı. Toplum içinde birey olarak sosyal psikolojiyi ele almak geleneği vardır. Doktor tezinden türetilen The Psychology of Social Norms 1936 yılında yayınlanır ve bu çalışma kariyerinin en önemli eserlerinden biri olarak Muzaffer Şerif'in kişisel tarihindeki liste başı yerini alır. Bu eser Amerika'da yayınlanışından ne yazık ki tam 48 yıl sonra Sosyal Kuralların Psikolojisi adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. Muzaffer Şerif, Amerika'dan dönüşünün ardından 31 Aralık 1936'da eski görev yeri Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü'ndeki psikoloji öğretmenliği görevine yeniden alır. Bu dönemde Sociometry ve Journal of Abnormal and Social Psychology gibi önemli dergilerde makaleleri yayınlanmaya devam eder. Sloganların psikolojisi ve Handley Cantrell ile birlikte yazdığı Kutsal Babanın Krallığı bunların en önemlileridir.
İngilizceden Türkçe'ye çeviri yapmaya da devam eden Şerif, çevirilerini Her Ay dergisinde yayınlar. Aynı zamanda Hilmi Ziya Ülken'le birlikte İnsan dergisini çıkarmaya başlayan ekip içinde yer alır. Dergide 1938 ve 1943 yılları arasında 8 yazısı çıkar. Şerif, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından bir ay sonra 4 Ekim 1939'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin aynı dönem kurulan Felsefe Enstitüsü'nün psikoloji kürsüsüne tayin edilir. Böylelikle Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin psikoloji bölümünün tarihi Harvard'da ilk Türk Muzaffer Şerif ile yazılmaya başlar. Benim Muzaffer Şerif ile ilgili onun akademik çalışmalarının dışında söyleyebileceğim birkaç küçük şey var. 1960'ların ortalarında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, yani Muzaffer Şerif'in bir bakıma kuruluşunda rol aldığı ve çalıştığı bölümde öğrenci olarak kaydoldum. Sene 1964 ve o zamanlar henüz daha biz Muzaffer Şerif'ten çok da haberdar değildik. Benim neslim çok da fazla politik konularla da ilgi duymamaktaydı. Fakat birinci sınıftan ikinci sınıfa doğru geçtikten sonra bölümün sosyoloji ve felsefe derslerini de birlikte yürütmemizden dolayı, yani bölümün özelliğinden dolayı biraz olayların farkına varmaya başladık. Öncelikle ilk öğrendiğim şeylerden birisi, işte Ankara Üniversitesi'nden bazı ideolojik nedenlerden dolayı ayrılan ve ayrılmak zorunda kalan bazı ünlü sosyal bilimcilerin adlarıydı. Bunlar arasında Pertev Naili Boratav, Behice Boran, ondan sonra Niyazi Berkes ve Muzaffer Şerif tabii en önde gelen isimlerdi. Psikolojide öğrenciliğin 1960'lı yılların başları ve orada 4 yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde 4 yıl psikoloji eğitimi gördüm. İşin tuhafı, yani sosyal psikoloji ayrıca sertifika programları vardı. Muzaffer Şerif'in adını o zaman hiç duymadım. Fakat, yani derslerde duymadım. Fakat dolaylı olarak Muzaffer Şerif'in adı ortalıkta dolaşıyordu öğrenciler arasında, psikoloji öğrencileri arasında. İngiltere'de yüksek lisans ve doktora yapmaya gittiğimde İngiltere'deki hocam benimle ilk tanıştığında Muzaffer Şerif'ten bahsetti. Yani Türk olduğumu bildiği zaman, öğrendiğinde. Muzaffer Şerif Başoğlu'nu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Kürsüsü'ne layık gören isim, onun akademik kimliği ve başarılarından her zaman övgüyle söz eden Hasan Ali Yücel'dir. Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Hasan Ali Yücel'in Muzaffer Şerif'in hayatındaki izleri bir kez daha görünür hale gelmiştir. Yılının Haziran ayında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini vekaleten idare eden Mehmet Emin Erişirgil, Behice Boran'ı yanına çağırmış ve sonbaharda Felsefe Zümresi adıyla yeni bir zümrenin kurulacağını bildirmiş. Ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılmasını rica etmiş. Sonbaharda yapılan girişimler sonrasında güçlü bir kadronun teşkil edildiğini görüyoruz. Bu kadroya dahil edilen öğretim üyeleri arasında Behice Boran'ın yanı sıra Niyazi Berkes, Muzaffer Şerif Başoğlu, Necati Akder ve Hamdi Ragıp Atademir'de bulunuyorlarmış. Ve zümrenin başına da Sorbonne Üniversitesi'nden Olivier Lacon isminde bir Fransız öğretim üyesi getirilmiş ve o sonbahar, yani 1939-40 öğretim yılında Felsefe Zümresi
eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamış. Bu kadro gerçekten de çok seçkin bir kadro. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarının başlamasıyla Muzaffer Şerif'in üç yakın arkadaşı olur. Behice Boran, Pertevin Aile Boratav ve Niyazi Berkes. Özellikle ilk iki isimle Şerif'in dostluğu daimi olacaktır. Behice Boran'ın üzerine bilgimiz çok fazla. Behice Boran siyasi bir partinin başkanlığını yapıyor, onun için fazla. Niyazi Berkes üzerine bilgimiz bu da. Niyazi Berkes 1960'lı yıllardan itibaren çok daha yoğun bir biçimde yazıyor ve Türkiye'nin toplumsal gelişimi üzerine çok derinlikli metinler yazıyor. Onun için fazla. Yani 1960'lı yıllardaki düşünce dünyamız üzerinde bunların etkisi belirgin olduğu için fazla. Yoksa biz bunların 40'lı yıllarda yazdığı şeylere de dönüp bir biçimde bir şekilde bakmıyoruz. Hakikaten Pertevin Aydın Boratav'ın da halk bilimsel çalışmaları, sosyal antropolojik çalışmaları ondan sonra da devam ediyor. O nedenle fazla. Yani Muzaffer Şerif'in bilinmemesinde genel olarak 40'lı yıllara yönelik insanların ilgisinin sınırlılığı var. Bir de bizim sosyal bilim anlayışımızda hemen hemen her bir hikayenin, her bir yeni şeyin 1960'lı yıllardan sonra olduğuna dair bir genel kanaat var. 11 Aralık 1941'de Emin Erişirgil, Oliver Lacombe ve Şevket Aziz Kansu'dan oluşan kurul önünde Vaziyet Alışların Psikolojisi adlı doçentlik tezi savunmasını yapar. Ferdi Farklar Psikolojisi üzerine verdiği deneme dersinden sonra ise 19 Aralık 1941 itibarıyla Muzaffer Şerif, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Kürsüsü'nün kadrolu doçenti olmuştur artık. Felsefe Enstitüsü Direktörü Oliver Lacombe, dekanlığa yazdığı mektupta Şerif'in akademik yetkinliğini şu sözlerle özetlemektedir. Doktor Muzaffer Şerif'te sağlam bir tecrübecilik ruhu vardır. Bununla birlikte tecrübelerinin ve insan problemlerinin nazari ve pratik cephelerini de kavramak melekesi keskindir. Muzaffer Şerif, yalnız kör bir tecrübeci veya formel ruhiyatçı değildir. Fakat ikisinde kavramış olan hakiki bir tecrübi ruhiyatçıdır. Şöyle de denebilir, o yıllarda İkinci Dünya Savaşı'nın atmosferini de biraz dikkat alırsak, pek çok araştırmacının daha pratik düzlemde sosyal psikoloji yaptığı bir dönemde, bu Şerif'in çalışmanın biraz daha sosyal psikoloji temel bilim niteliği verdiğini de düşünüyorum. Yani bu şey konusundaki çalışmalar, benliğin algı süreçlerindeki etkisi veya işte sosyal normların oluşumundaki enformatif etkiye dikkat çekişini bu bağlamda değerlendiriyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği bu dönemlerde Şerif, muhalif tonu ve akademik kimliğini birleştiren bir çizgiyle ülke ve dünya sorunlarına yönelik denemeler yazar. Muzaffer Şerif hem çok kaliteli bir bilim insanı, aynı zamanda çok etkili bir aktivist. Şimdi aktivist yönüyle diğer yönü aslında birbirinden bağımsız değil. Yani yazdığı işler, o zamanki bilimsel çalışmalarıyla Yeni Dünya ve Adımlar Direksi'nin yazdığı yazılar birbirinden kopuk değil. Şöyle bir yanlış anlaşılma hoş. Bir, duruşu nedeniyle sisteme karşı olduğu için Marksist kökeni yaptığı siyasi ilişkiler daha sonraki Türkiye'nin seçimiyle çelişti. Yani sosyal bilimci ve akademisyenler genellikle hani devletin genel politikasına uygun davranmayı tercih etmişler ve bu nedenle özellikle bilim yaparken böyle siyasi implikasyonlara uzak durmaya gayret etmişler. Muzaffer Şerif de Türkiye'den gittikten sonra Amerika'da özellikle çok aktif bir siyasi çizgi izlememiş olması, daha sonra öğrendiğimiz gibi işte McCarthy'cilerin şeyini bildirgesini imzaladı, bir şey yapmayacağına ilişkin imza atmış olması, kendisinin de orada uzak durmasıyla buradaki asistanları, arkadaşları şöyle bana göre bir yanlış anlaşmaya gitmişler. Yani galiba o yönünü ortaya çıkartmak istemiyor, biz de pek çıkartmayalım. Yani Muzaffer Şerif'i herkesin dünyanın, bilim dünyasının bildiği gibi daha çok işte normların psikolojisini yazan, deneyler yapan, sosyal psikolojinin öncü kurucularından olarak ortaya çıkalım. Ama onun bence temel kimliklerinden biri olan ve diğerinden bağımsız olmayan yönünü konuşmayalım. Kendi de bunu tercih ediyor, galiba düşünmüşler. Çünkü oraya giden Türkler de pek konuşmuyor, bu konuları konuşmuyor. 1941 yılından itibaren Pertevin Aile Boratav, Niyazi ve Mediha Berkes ile Adnan Cemgil, Yurt ve Dünya dergisini çıkarmaya başlar. Sonraları ekibin çekirdek kadrosunda bulunduğu belirtilen Muzaffer Şerif aslında derginin birçok yazarlarından biridir. Bu dönemdeki yayın faaliyetlerinin yanı sıra Şerif, gençlik psikolojisi konusunda da çalışmalar yapmaya başlamıştır. Sosyal psikolojide alan araştırmasını başlatarak 1942 yılının ilk aylarında Eskişehir, Kayseri ve Sivas'taki liselerle başladığı araştırma gezilerine Afyon, Denizli,
İzmir, İstanbul ve Bursa'yı da ekler. Muzaffer Şerif 1942 sonlarında Behice Boran ile birlikte Yurt ve Dünya dergisinden ayrılarak Adımlar dergisini çıkarmaya başlar. Bu ayrılığı ikilinin geçimsizliğine ve kibrine yoranlar olduğu gibi aralarındaki yakınlaşma olarak yorumlayanlar da çıkacaktır. Şerif'i sadece Amerika'dan değil, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından da çok iyi bilen Pratt, yıllar sonra Ankara'daki eski tanıdıklarının Şerif'i olgunluktan uzak, düşüncesiz, çabuk sinirlenen ve oldukça kibirli olarak tanımladıklarını söyleyecektir. Ona göre bu tanımlamalar Şerif'in muhafız gruba açıkça karşı duran bir lider pozisyonda olmasından kaynaklıdır. Pratt, Şerif'in o dönemin gençlik düşünceleri içerisinde heyecanlı ve çabuk sinirlenen biri olduğunu, ancak yılların onu yumuşattığı ve dünyayı daha güzel bir yer yapma idealini yakınlaştırdığını belirtecektir. 1940'ların Ankara'sında öne çıkan, insani ve toplumsal gelişimin önünde bir engel oluşturmaya başlayan ırkçılık tehdidi, Şerif'in muhalif ve akademik bakış açısıyla birleşerek Türkçü, ırkçı, politikacı ve yazarlarla Adımlar dergisinde zaman zaman sert polemiklere girmesine yol açar. Özellikle Reşat Şemsettin Sirer ve Tahsin Banguoğlu ile kalem kavgalarına girişir. Yazıları Şerif'in sözünü esirgemeyen, muhalif üslubunun fakat ondan daha üstün tuttuğu psikoloji bilim üreticisi kimliğinin yansımalarıdır. Muzaffer Şerif düşünsel kimliğine olduğu kadar, hatta şunu söylemek mümkün, düşünsel kimliğine olduğundan öte akademik kimliğine çok bağlı bir insan. İnsan dergisindeki yazılarını okuduğunuz zaman, yani sosyal psikolog olarak, kendi kimliğine, psikolog kimliğine, sosyal psikolog kimliğine olağanüstü ciddiye aldığı söz konusu. Yazdığı akademik metinlere baktığınız zaman Muzaffer Şerif'te öyle bir şey var ki herhangi bir politik görüşe dar anlamda bağlanmayacak kadar, yani söylediği lafın üstünde kendi şahsi damgasını taşıyacak kadar bağımsız düşünce biçimine yatkın bir entelektüel olarak ortaya çıkıyor. Yaşananlar 1943 yılında Muzaffer Şerif Başoğlu'nu Irk Psikolojisi kitabını yazmaya kadar götürür. Doğrudan kendi ilgi alanı olmayan bir konuda Kolombiya'da ırkçılık psikolojisi dersleri almış bir bilim insanının toplumsal duyarlılık ve sorumluluk projesidir aslında kitap. Irkçılık, insanın insanlık duygusunu kıran, yapmacık bir yaygaradan başka bir şey değildir ifadesinin ana fikir olduğu kitabın ön sözünde Şerif şöyle der. Son senelerde mahreci şüpheli bir ihracat matahının bulunmaz bir Hint kumaşı gibi memleketimizin fikir ve kıymet alemine sürülmesi yolunda gösterilen gayret geçtikler beni bu küçük kitabı yazmaya sevk etti. Mahreci şüpheli bu ihracat malı ırkçılıktır. Şerif kaleme aldığı bu eserle şimşekleri de üzerine çekmişti. Üniversite yıllarındaki hocası Şekip Tunç, 25 Nisan 1943 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde söz konusu eserin önemine ilişkin görüşlerini bildirmekle beraber eleştirilerini de dillendirdi. Şerif'in ırk üstünlüğünün olmadığına dair görüşlerinin o dönem itibarıyla henüz kanıta dayalı olmaktan uzak olduğunu, bireysel ve toplumsal anlamda üstün olmaya, üstünlüğe inanmaya ve bu üstünlüğü göstermeye yönelik bir eğilim olabileceğini söyleyerek Şerif'in eserinin idealist bir vatanseverlikle kaleme alınmış olduğu izlenimi uyandırdığını belirtti. Muzaffer Şerif, Adımlar dergisinde bu eleştiriye yanıt verdiği yazıda öncelikle Şekip Tunç'a öğrencisiyken vermiş olduğu katkı ve destek için teşekkür ettikten sonra şöyle devam eder. Bundan sonra müsaadenizle bazı dar kafalı ve cahil insanların iyice anlamadan ellerinde bir silah gibi kullandıkları tenkidinize geçeceğim. Üstün ırk yaygarası yapanların sizin tenkidinizden bu kadar kuvvet almaları, yazınızda üstün ırkların mevcut olduğu ispat eden ilmi deliller bulunduğu zannını uyandırıyor. Tenkidinizi birkaç kere dikkatle okudum. İçinde üstün ırkların mevcut olduğu hakkında bir tek ilmi delil bulamadım. Fakat ilimle zerre kadar ilgisi olmayan propaganda heveskarları, yabancı tesirler altında sizin memleket içindeki şöhretinizi bu yolda istismar etmeye kalkışıyorlar. Memleketimizde yabancı malı olan ırk üstünlüğü yaygaraları bulunmasaydı, ırk psikolojisini çıkarmak benim aklımdan bile geçmezdi. Irk üstünlüğü avukatlığının hakikaten iğrenç olan menhus çehresini biraz olsun gösterebildimse, memleketimin fikir hayatına bir zerre olsun hizmet ettim demektir. İleri bir memleketin insan hakkındaki düşünceleri, kıymetleri yalan üzerine kurulamaz. Gidiyor, Avrupa'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor. Oradaki durumları görüyor. Yani Nazileri görüyor. Ondan sonraki hayatında McCarthy dönemini yaşıyor. Yani
O kadar böyle hani bir de insanları içinde yaşadığı koşulları iyi idrak ederek değerlendirmek lazım. Yani ırkçılığın çok güçlendiği bir ortamda yaşıyor ve onun ne kadar evet kötü bir şey olduğunu, insanlık dışı bir şey olduğunu görüyor. Ve tabii ki ona karşı duyarsız kalamaz. Yani dolayısıyla onun yaptıkları hakikaten hep böyle bilim insanı sorumluluğuyla daha adil, daha güzel bir dünya hani olsun diyerekten. Ama bunu şey yaparken ne bileyim hani bir ki onu çok eleştirir biliyorsunuz hani teknisyen gibi çalışmayı şey yapar hani bilim insanının yaklaşımı hani gerçekten önemli bir fenomeni ki ırkçılıkta bence önemli bir fenomeni şeyle bir bilimsel merakla yaratıcı bir şekilde ele almayı gerektirir der. Nazım Hikmet 1943'te Kemal Tahir'e yazdığı bir mektupta Muzaffer Şerif hakkındaki izlenimlerini şöyle bildirmiştir. Muzaffer Şerif'i ben tanırım. Enteresan çocuktur. Ama ne senin ne de benim şöyle ahbapça arkadaşlığını edebileceğimize pek ihtimal vermiyorum. Lüzumundan fazla münevver Amerikalı bilgin. Belki de bu 6 yıl önceki intibamdır. Belki şimdi o da ben de değiştim. Kim bilir? Mamafi, Irk Psikolojisi kitabı cidden güzel, faydalı, aktüel. Ve böyle bir kitaba sahip olduğumuz için sevinebiliriz. Nazım Hikmet haklıydı. Lüzumundan fazla münevverdi Muzaffer Şerif. Üstelik Amerikalı bilgin. Günümüzdekine benzer yaklaşımla o dönemlerde de Amerikan psikolojisi hakimiyeti vardı dünya psikoloji literatürüne ve Muzaffer Şerif ülkenin gündemindeki sorunlara psikoloji bilimi penceresinden yaklaşabilecek kadar lüzumundan fazla hakimdi bu literatüre ve Amerikan ilmine. Üstelik lüzumundan fazla münevver. Yayınlarını Amerika'da yaptığı ve daha 1950'lerin sonlarında belirli kitaplarda adının zikredildiği bazı yayınlarının yayınlarını anımsamaya çalışıyorum. 1930'lu yıllarda 31'de, 38'de, 39'da o yıllarda yaptığı kitaplar işte sosyal normların oluşumu veya işte egonun algı süreçlerinde müdahil oluşu gibi kavramlar. Bunların hepsi Muzaffer Şerif'in 30'lu yaşlarında başardığı şeyler. Biraz böyle baktığımız zaman demek ki daha 30 yaşlarında şimdi pek çok kişinin doktorasını bitirdiği zamanlarda uluslararası çapta zikredilen, anılan, referans verilen bir bilim adamı olmayı başarmıştı yani öyle görünüyor yani. Felsefe Enstitüsü Başkanı Oliver Lacombe'un 27 Temmuz 1943 tarihinde verdiği tavsiye mektubu sonucu 4 Kasım 1944 yılında Profesörler Kurulu kararıyla profesörlüğe yükseltilir Şerif. 1945 yılında da Adımlar Dergisi'ndeki makalelerini bir araya getirdiği Değişen Dünya isimli kitabı yayınlanır. Muzaffer Şerif'le ilgili bir belgesel hazırladığınızı öğrenmekten büyük mutluluk duydum. Fakültede diğer hocalar gibi Muzaffer Şerif'in de kendisine ait bir odası vardı. Öğrenciler en üst katta bulunan odasının kapısını çalıp onu ziyaret eder, sorunları ve soruları ile ilgili konuşabilirlerdi. Psikoloji kitaplarıyla dolu meta kitaplığından istediğimiz kitapları ödünç almamıza izin verirdi. Kitaplığın en alt rafında da edebiyat kitapları bulunurdu. Bunlar arasında George Bernard Shaw'un oyunlarını hatta P. Molyneux'e ödünç aldığımı hatırlıyorum. Birdenbire aklıma geldi. Yıllar önce arkadaşım Fatma Başaran, Ankara Üniversitesi'nde psikoloji bölüm başkanı iken bir seminer için benden Muzaffer Şerif'e ait bir şey yazmamı istemişti. Ben de ona birkaç satırla hatıralarımı yazıp yollamıştım. Bilmem işinize yarar mı? Göndermeye karar verdim. 1939-40 ders yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin yeni açılan felsefe bölümüne girdim. Bizler talihli öğrencilerdik. Çok az öğrenci olmasına karşın Muzaffer Şerif, Behice Boran, Niyazi Berkes ve Medya Berkes gibi Amerika'da eğitimlerini tamamlayıp Türkiye'ye dönen genç idealist sosyal bilimciler bizlere ders veriyordu. Burada heyecanla dinleyip hatırladığım derslerden biri Muzaffer Şerif'in ilk sömestrede anlattığı psikoloji tarihiydi. Şerif, psikolojiyi bütün bir bilim ve felsefe tarihi içine oturtuyor ve 19. yüzyıldaki bilimsel gelişmelerden sonra 1930'ların sonlarına kadar getiriyordu. 19. yüzyılın bütün bilimsel gelişmelerini, Darwin'i, Würzburg'daki ilk psikoloji laboratuvarını, William James'i, Charcot'u, Freud'u gözden geçirdik. 20. yüzyılı, Pavlov'u, davranışçılığı, Gestalt psikolojisini de öğrendik.
Bu derslerin üstünden 59 yıl geçmesine rağmen bunları hala hatırlıyorum. Bilimsel ve deneysel psikolojinin varlığı, Muzaffer Şerif'in derslerinde kültürel antropolojinin ne olduğunu, kültür farklılıklarının, sosyal normları ve bireylerin ilişkilerini nasıl etkilediğini öğrendik. Türkiye'de sosyal psikolojinin kurucusu olarak bugün ülkemizde psikoloji ve sosyolojinin bu kadar ilerlediğini ve uluslararası değerli elemanların yetiştiğini görseydi elbette çok gurur duyardı. Çok değerli bir öğretmen olan Muzaffer Şerif'in bütün öğrencilerine eşit muamele ettiğini, o yıllarda aşırı gerici fikirleri olanları bile hoşgörüyle dinlediğini hatırlıyorum. Onun anısına saygıyla eğiliyorum. Nilüfer Mizanoğlu Redi. Şerif'in ırkçılık karşıtı söylemleri ve muhalif duruşu dönemin siyasi ortamı içerisinde tepki toplamış ve komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle şikayet edilmiştir. Zaman zaman eski öğrencisi Hürrem Arman'ın müdür olduğu Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne giden Muzaffer Şerif yine bir Hasanoğlan ziyareti sonunda Ankara Garı'nda tutuklanır. Gözaltı süresinin ne kadar devam ettiği kaynaklara göre değişkenlik gösterir. 3 hafta, 40 gün ya da 4 ay. Başta Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Orhan Buryan olmak üzere bazı aydın çevreler oldukça rahatsızdır bu mevcut durumdan. Orhan Buryan cesur bir çıkış yaparak Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bir mektup yazar. Üniversite hocalığını bir bilim işçiliği olarak nitelendiren ve hümanistik yaklaşımı vurgulayan mektubunda Buryan, Muzaffer Şerif'in tutuklanmasından duyduğu rahatsızlığı ifade eder ve düşünce özgürlüğünün önemini vurgular. Harvard Üniversitesi'nin konuya ilişkin tutum ve tavırları başta olmak üzere, Amerikalı psikologların meslektaşlarına sahip çıkmak adına ABD hükümeti nezdinde yaptıkları baskılar, Orhan Buryan'ın mektubu ve Ödemişli Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun etkisinin, Muzaffer Şerif'in tutukluluk süresinin sonlanmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Bazı kaynaklarda Şükrü Saracoğlu'nun ülkeyi terk etmesi koşuluyla kendisine destek verdiği de söylenir. Nihayetinde Muzaffer Şerif Başoğlu, 10 Ocak 1945 tarihinde bir süre Princeton Üniversitesi'nde çalışmalar yapmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bursuyla Türkiye'den ayrılır. O dönemin bahanesinden bu 4 kişi arasında en öncelikle o sorun yaşıyor. Daha sonraki dönemde de muhtemelen Saracoğlu'nun da katkısıyla yurt dışına gidiyor. 1940'lı yılların sonlarında Hasan Ali Yücel'den vazgeçmek durumunda kalan İsmet Paşa'nın bütün hikayede dahli olmasının farklı anlamı yok. Bir de şöyle bakmak lazım. Bu solcular gettoda yaşıyor, korunu halinde yaşıyor. Dolayısıyla devletin tepesindeki insanların da Amerika'ya, şuraya, buraya sempatik görünmek için ya işte bizde bunlar da var demek için bunlara yönelik bir olumlu tutum takınmasının hikayesi var. Şimdi bu hikaye bunların hikayesi. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, Hariciye Vekaletine 23 Aralık 1944'te gönderdiği bir yazıda şu ifadeleri kullanır. Biz profesörümüz hakkında ABD hükümetince gösterilen bu alakadan çok mütehassıs olduğumuzu ve Doktor Başoğlu'nun izinli sayıldığının ABD Büyükelçiliğine bildirilmesine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. Şerif ABD'ye gider gitmez, üretken ve yüksek zihinsel becerileriyle yoğun bir araştırma faaliyetine girer ve Amerika'da çalışmak üzere aldığı izin 1946'da sona erer ve fakülte dekanlığı durumu Carol Pratt'e sorar. Pratt, Şerif'in Harvard Üniversitesi'nden hocası ve arkadaşıdır. Yurt dışına çıktığında Şerif'in ricası ve aracılığıyla 3 yıl boyunca Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Kürsüsü'nün başına geçici görevlendirmeyle getirilen kişidir. Pratt Fakülte Dekanlığı'na 12 Haziran 1946 tarihli cevabında "Şerif 2 yılına gönderildiğini düşünüyor ve ABD'den alınan burs da 2 yıllıktır." diyerek Muzaffer Şerif'in izninin 1947 yazına kadar uzatılmasını önerir. Dekan Enver Ziya Karal 3 Temmuz 1946'da Muzaffer Şerif'e araştırmaların sonucunu ve ne kadar daha kalmaya gereksinim duyduğunu soran bir mektup gönderir. Başoğlu 25 Ekim 1946'da dekanlığa yazdığı mektupta eserinin ilk cildini yayınlamak üzere olduğunu, ikinci cildin Ağustos ayına kadar çıkacağını yazar ve ekler. Her yönden bağlı bulunduğum Ankara'daki görevime gelmek için Ağustos ayı içerisinde Amerika'dan hareket edeceğim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yurt dışına gönderilen kişilerin takibini yapan öğrenci müfettişi Fikret Süer, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'na bir mektup yazar.
23 Aralık 1946 tarihli mektubunda başı olduğunun müfettişle hiç gelmediğini, halen Princeton'da olduğunu ve ABD'li bir meslektaşıyla evlendiğini belirtir. Bu konuda bilgi için danışılan New York Başkonsolosu Fikret Belez de Muzaffer Şerif'in yabancı bir kadınla evlenmiş olduğunu bildirir. Devlet memuriyetindekilerin yabancılarla evlenmesinin memuriyetten istifa etmiş sayılacağını belirten kanun dolayısıyla Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığı 19 Mart 1947 tarihli toplantısında Muzaffer Şerif'in müstafi sayılmasına ve gereğinin yapılmasına yönelik kararını Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne iletir. Şerif, 30 Mayıs 1947 tarihinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'na yazdığı mektupta önce yaptıklarını sıralar. 508 sayfalık bir kitap yazdığını, diğer kitabını da Ağustos ayında bitirmeye çalıştığını söyler ve ekler. Önümüzdeki Eylül ayında memlekete hareket edebileceğim. Evlilik konusunda ise Şerif, Amerikalı bir meslektaşıyla evlendiğini, ancak böyle bir kanunun varlığından haberdar olmadığını söyler. Başoğlu mektubunu duygusal ifadelerle bitirir. Eğer beni her yönüyle bağlı bulunduğum işimden çıkaracak bir kanun varsa, elindeki kitabın üstüne Ankara Üniversitesi mensubu olduğumun konmasıyla düşeceğim yalancı vaziyetimden korunmamı rica ederim. Çünkü yolladığım eserin üstüne iftiharla Ankara Üniversitesi mensubu olduğumu koydum. 12 Kasım 1948'de yabancı bir kadınla evlendiği için Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın da imzalarının bulunduğu ortak bir kararname ile memuriyetten çıkarılır Muzaffer Şerif Başoğlu. Hayatında yeni bir dönem başlayacaktır ve bundan sonra İzmir Amerikan Koleji'ndeyken hocalarının ona taktığı İngilizce ismiyle anılacaktır. Muzaffer Şerif. Bir ayrışma yaşandığı belli. Ve bu ayrışmada diğer taraf, yani tarihi başarılar üzerinden okumak isteyen tarafın siyasi ve idari desteği de arkasına aldığı belli. Eğer Muzaffer Şerif dönmüş olsaydı nereye dönebilirdi? Hani bilimini icra edebileceği iki tane kurum var. İstanbul, Ankara'dan tamamen farklı bir zihniyete sahip. Orada Muzaffer Şerif'in kabul görmesi mümkün değil. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tasfiye sürecinden sonra dönüşüme uğratıldı. Burada da kabul görmesi mümkün değil. Nereye gelecek? Yani onu kim, değil mi, burada kollayacaktı? Şerif, İngilizce olarak yazdığı Sosyal Normların Psikolojisi kitabını ve diğer çalışmalarını okuyan ve okuduklarından çok etkilenen sosyal psikoloji lisansüstü öğrencisi Amerikalı Carolyn Wood ile 1945 yılında evlenmiştir. Türkiye döneminin kapanmasından sonra Muzaffer Şerif, ABD'deki 3. döneminde de önemli çalışmalara imza atar. 1947'de Yale Üniversitesi'ne kadrolu öğretim üyesi olarak geçen Şerif, bu yıllarda Behice Boran ve Pertevnali Boratav ile sürekli yazışmakta ve Türkiye'den havalisler almaktadır. Muzaffer Şerif bir mektubunda... Behice, 3 hafta evvel bir kız çocuğumuz oldu. Adı Su. Ruhinin kulakları çınlasın. Diyerek sevincini paylaşır. Ben melamet her kasini kendim bilim el. 1947'de Hedley Kanter ile birlikte Benlik İlgileri Psikolojisi, The Psychology of Ego Involvement kitabını yayınlar. 1948 yılında ise temel bir ders kitabı olarak kullanılan Sosyal Psikolojiye Giriş, An Outline of Social Psychology kitabını yazar. Sosyal olmayan bir psikolojinin olmayacağı gerçeğinden hareketle ve sosyal psikolojinin de psikolojinin omurgasını oluşturduğuna inandığım için laboratuvar çalışmalarından fırsat bulduğum her zaman da alabildiğim kadar sosyal psikoloji dersi almaya baktım. Swen'den aldığım self dersi boyunca ve o zaman anladım ki Muzaffer Şerif'e ilişkin bizim duyduğumuz, hissettiğimiz, düşündüğümüz şeyler hamasi bir duygudan ibaret değil ama bütün dünyaca kabul edilmiş bir dehadan kaynaklanıyordu. Ve böylelikle gördüm ki Seligman,
Al Portlar, Zion, Philip Zimbardo, Taylor, Hyder, Tversky, Kahneman, Moscovici, Ash, Rosenau, Festinger, Nisbet gibi psikoloji tarihine ismini altın harflerle yazdırmış insanların arasında Muzaffer Şerif de yer alıyordu. Ve Muzaffer Şerif'in bu listenin içerisinde yer alış biçimi asıl gurur verici olan kısmıdır. Asıl etkileyici olan kısmıdır. Bu bilim insanları Muzaffer Hoca'nın yöntem ve düşünme biçimine ilişkin olarak alana getirdiği gelenekten esinlenerek kendi çalışmalarını yürütmüş, kuramlarını ortaya koymuşlardır. Yale Üniversitesi'nde çalıştığı dönemlerde Şerif, grup oluşumunu, grupların karşılıklı çatışmalara nasıl girdiklerini ya da işbirliği nasıl gerçekleştirdiklerini ortaya koyabilecek deneyler düzenler. Bu deneysel çalışmalar 1949 ve 1954 yıllarında devam eder. Şerif'in deneyleri farklı gruplar arasındaki anlaşmazlıkların grupları bir araya getirecek ortak amaçlar yoluyla azaltılabileceğini söylemektedir. 1949 yılında Dekan Lawrence Sinder'in davetiyle Oklahoma Üniversitesi'ne geçen Şerif, 1951'de Rohrer ile birlikte Social Psychology at the Crossroads, Yol Ayrımındaki Sosyal Psikoloji kitabını yayına hazırlar. McCarthy döneminin cadı avı kapsamında Muzaffer Şerif, 1952'de aslında tesadüfi gelişen bir durum sonucu FBI takibine alınır ve hakkında soruşturma başlatılır. Bu kapsamda onu tanıyan, bilen herkes aracılığıyla tüm adreslerde komşularından meslektaşlarına, öğrencilik yıllarındaki hocalarına ve öğrencilerine kadar farklı şehirlerde ve üniversitelerde soruşturulur. 21 Temmuz 1953 tarihli bir rapor ile Şerif'in Amerikan karşıtı faaliyetlerde bulunmadığı ve komünizm taraftarı olmadığı sonucuna varılarak soruşturma dosyası kapanır. Burada çalıştığı dönemde onun hakkında yapılan soruşturmada Fransız hocanın söylediği bir şey var. Muzaffer Şerif'i teskin etmek, makul bir noktaya getirmek mümkün değil diyor. Yani kafasından geçeni bir biçimde yapar. Muzaffer Şerif grup çalışmalarına Oklahoma Üniversitesi'nde devam ederken Robbers Cave, Hırsızlar Mağarası deneyi olarak bilinen çalışmasını gerçekleştirir. Bu deneysel çalışmanın sonucunda Muzaffer Şerif, gerçekçi çatışma kuramını öne sürer. Kurama göre, grubun oluşumu için en temel kural, ortak amaçlar doğrultusunda kişilerin birbirleriyle etkileşime geçmesidir. Örneğin çocuklarla yaptığı çalışmalarda, Karolin Şerif'le, eşi Karolin Şerif'le birlikte, gruplar arasında rekabet ortamlarının aslında ön yargılara ve stereotiplere, tek tipleştirmelere yol açtığını göstermiştir. Sonra ise rekabet halinde olan grupların ortak amaçlar bulabildiklerinde, ortak amaçları olduğunda nasıl tekrar eşgüdümle birbirlerini destekleyici hale geldiklerini, kooperasyon gösterdiklerini araştırmalarıyla tespit etmiştir. Bunun da elbette çok geniş çıkarımları var. İnsanlar arası ilişkiler, özellikle gruplar arası ilişkiler ve hatta uluslararası ilişkilere kadar da gider. Robert Cave deneyi 1950'lerin başında yapılan bir deney. Buradan hareket edelim, şeye geçelim, 1970'lerin başına efendim. Zimbardo'ya gidelim. Zimbardo'nun yaptığı esasen gerçek hapishane ortamı içerisinde efendim kişilerin ne kadar değişikliğe uğrayacağı, kendilerine göre ne tür değer yargıları geliştireceğini inceleme. Yani ikisi arası da yani bir bağlantıyı görüyoruz. Yani esin kaynağı olmuş olarak düşünebiliyoruz Muzaffer Şerif'i. Grupla ilgili psikolojik süreçlerin sadece laboratuvarda da değil, yani alanda da deneysel teknikle incelenebileceğini göstermiş ve bu yolla da
şimdi anladığımız anlamda sosyal psikolojinin bir görgül, hani bilim dalı olmasında aktif, kurucu rol oynamış hani bir kişi. Dolayısıyla da tabii kaçınılmaz olarak kendisinden sonra gelen bu özellikle grup konusunda çalışan kişileri, ki bunlar arasında Levin'in grup dinamikleri çalışmalarını da düşünebiliriz. Hepsini etkilemiştir ve etkilemeye de devam ediyor. Muzaffer Şerif'in katkılarının sadece grupla ilgili psikolojik süreçlerin laboratuvar ortamında incelenmesini göstermiş olması şeklinde anlaşılmasını bir haksızlık olarak görüyorum. Muzaffer Şerif o denli önemli sosyal psikolojik fenomenleri incelemiş, ele almış ya da bunlara değinmiştir ki eğer bunlar hakkıyla incelenebilse ben inanıyorum ki psikolojinin birçok alanına çok katkıda bulunma potansiyeline sahip. Şimdi bu geniş anlamda ele aldığımızda yeterince etkili olmuş mu derseniz ondan çok emin değilim ve Şerif'in kendisinin de bu konuda bazı memnuniyetsizlikleri olduğuna dair bazı ipuçları var. Örneğin eski öğrencilerinden O.J. Harvey Şerif'in işte hani onca ödül almış olmasına rağmen, o kadar hani takdir edilmiş olmasına rağmen zaman zaman düşüncelerinin, çalışmalarının yeterince dikkate alınmadığından yakındığına, hatta bunları zaman zaman oldukça da duygusal serzenişlerle hani ifade ettiğine yer verir bir yazısında. Bazı kavrayışların kabul edilebilmesi, iletilebilmesi, etkili olabilmesi için de uygun koşullar gerekiyor. Yani Şerif de tabii zamanının çok ötesinde düşüncelere sahip, ileri görüşlü bir kişi olduğu için o koşullarda iletebildiği oranda bence etkili olmuş. Ama gücü şuradan geliyor ki hala etkili olmaya devam ediyor. Emekli olduktan sonra yeni kitaplar yazmayı, eski yayınlarını ise güncelleyerek tekrar yayınlamayı düşünen Muzaffer Şerif, Çin gibi farklı ülkelerdeki sosyal hareketlere ilgi duymaktadır. Emekliliğin ilk dönemlerinde bu konu hakkında bir kitap hazırlığına girişir ve çok yoğun okumalar yaparak notlar alır. Fakat Şerif bu isteğini gerçekleştiremez. Bu dönemde eski öğrencileri ve meslektaşları otobiyografisini yazması konusunda teşvik etse de Muzaffer Şerif bu tür önerilere pek sıcak yaklaşmaz ve hep geçiştirir. Eşi Carolyn 1982'de kanserden öldüğünde Şerif bu durumdan çok etkilenir. Doktora öğrencileri Grenberg ve Sarup, Carolyn'in onuruna Pennsylvania Devlet Üniversitesi'nde yapılan etkinlik sırasındaki fotoğraf ve video gösterimi sırasında Şerif'in çok üzünlendiğini ve ağladığını belirtir. Carolyn'in vefatı, yaşamının ilerleyen yıllarında duygusal iniş çıkışlar yaşayan Şerif'in rahatsızlanmasına yol açmıştır. Yoğun duygusal dönemlerin birinde Muzaffer Şerif'in hastaneye kaldırıldığından ve orada intihar girişiminde bulunduğundan söz edilir. 1985 yılında kısmen iyileştiğinde Harvard'daki öğrencilik yıllarında aralarında yakınlaşma olan Mary Alice'le bir süre birlikteliği olur ve sonlanan ilişkinin ardından Muzaffer Şerif Alaska'ya kızı Sue'nun yanına döner. 1988 yılında Alaska'nın Fairbanks bölgesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeder. O yıllarda Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak Muzaffer Şerif'in yanı sıra efendim Pertev Naili Boratav efendim, Niyazi Berkes, Behice Boran gibi isimler de var. Bunlar da aynı şekilde topluma duyarlı ve topluma ilişkin sorunlar hakkında görüşlerini, düşüncelerini çeşitli vesilelerle belirten kişiler. Bunlar o zamanın bilinen dergisi Yurt ve Dünya veya Adımlar dergisinde kendi görüşlerine ilişkin yazıları yayınlıyorlar. Tabii bu durum o zamanın siyasi konjonktürünü rahatsız ediyor. Ve 1944'te bir tefkifat olayı oluyor gerçekten Türkiye'de. Ve bu pek çok ismi hapse atıyorlar. Fakat üniversite öğretim üyeliği söz konusu olduğu zaman bu işler zaten o şekilde kapanıp gitmiyor. Bu 1950'lerden sonra da devam ediyor. Ve aynı olayı tabii 12 Mart döneminde görüyoruz. Pek çok öğretim üyesi üniversiteden uzaklaştırılıyor.
Bunu takip eden yıllarda, 80'li ve 90'lı yıllarda, bu sefer suikastlar planlanıyor. Muzaffer Şerif'in Amerika'ya gitmesi, orada yerleşmesi, orada kendisine yeni bir bilim dünyası kurmuş olması açısından olaya baktığımızda iyi ki de gitmiş demek geliyor insanın içinden. Gitmemiş olsaydı bu anlattığımız yıllar içerisinde ya bir siyasi suikasta kurban giderdi veya olmadık bir takım nedenlerde hapiste çürütülmeye bırakılabilirdi. Muzaffer Şerif 82 yaşında vefat ettiğinde arkasında onu ölümsüz kılacak günümüz sosyal psikoloji çalışmalarında çok sık atıf alan 24 bilimsel kitap ve 60'ın üzerinde bilimsel makalenin yanında döneminin sorunlarını sosyal psikolojik bir yaklaşımla ele alan akademik ve cesur duruşlu onlarca Türkçe makale bırakır. Muzaffer Şerif Amerika'da master tezini verdiği zaman bile bilime büyük bir katkı yapmış olarak tanınıyordu. Genç yaşta yani 20'li yaşlarında bir ün olmaya başlamıştı sosyal psikoloji alanında. Sonra doktora tezi çok önemli bir yayın evi tarafından çıkarıldı. O zaman psikoloji camiasında Amerika'da büyük etki ve yankı yaptı. Bu kadar başarılı olmuş bir Türk sosyal bilimcisi şimdiye kadar olmamıştır. Çok değerli insanlarımız yetişti. Ama o alandaki en yaratıcı bilginimiz, hatta dünyada o zamanlarda çalışmakta olan en ünlü bilginlerden bir tanesi Muzaffer Şerif'ti. Benim şöyle bir inancım vardır, uzun yıllardır bunu düşünüyorum. Ve hiç değişmedi bu düşüncem. Çünkü objektif olarak haklı olduğuma inanıyorum. Muzaffer Şerif kadar dünyada önemli etki yapmış olan, herhangi bir alanda büyük bir başarı kazanmış olan başka bir bilginimiz yoktur. 92 yılında Muzaffer Şerif'in anısına öğrencileri ve arkadaşları tarafından hazırlanan ve uzun yıllar çalıştığı Pensilvanya Devlet Üniversitesi'ndeki Muzaffer Şerif Fonu tarafından desteklenen bir kitap hazırlanmıştır. 2007 yılında Sertan Batur ve Ersin Aslı Türk editörlüğünde Muzaffer Şerif'e Armağan kitabı Şerif'in 100. doğum yılı anısına basılmıştır. 3 ve 4 Kasım 2013'te ise Şerif'in doğum yeri olan Ödemiş'te farklı disiplinlerden gelen akademisyen ve aydınların katıldığı Muzaffer Şerif Sempozyumu düzenlenmiştir. Etkinlik sırasında Ödemiş Belediyesi tarafından bir caddeye Muzaffer Şerif Caddesi ismi verilmiştir. 21 Nisan 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji bölümünde kuruluşunun 75. yıl etkinlikleri kapsamında mesleki ve sosyal yaşamıyla bir aydının portresi Muzaffer Şerif ismiyle bir panel düzenlenmiştir. Ekim ayında bu yılın biz bölümümüzün 75. kuruluş yılını kutlayacağız. Ama öncesinde bugün bu panel aracılığıyla bölümümüzün kuruculuğunu yapan dünyaca ünlü sosyal psikolojinin mimarı olan psikolojiyi deneyle ve kuramla olduğu kadar toplum ve kültürle aynı anda buluşturan deha bir ismi tanımak ve daha yakından tanımak için bu panel etkinliğinde buradayız. Eğer Türkiye'de yaşayabilmiş olsaydı bugün Türkiye'deki sosyal psikoloji belki de başka bir yerde duruyor olacaktı. Günümüz Türkiye'sinde yaşanan olaylara da nasıl tepki verirdi bilmiyorum ama herhalde çok öfkeli olurdu. Bugün Türkiye'sinde Muzaffer Şerif ne yapardı, nerede tartışırdı, nerede konuşmamız? Şimdi bir tanesi kaotik sosyal değişimi anlamada ve gündemi yorumlamada sosyoloji, sosyal psikoloji yaklaşımının günlük dile kazandırmak. Bildiğimiz, oynadığımız kavramları ısrarla konuşarak kamuoyuna kazandırmamız da medyayı ezberden kurtarmamız lazım. En kritik konu 20. yüzyıl dünya için bir sosyal değişim yüzü ama Türkiye için dramatik bir sosyal değişim yüzüdü ve Cumhuriyet Türkiye tarihinin en büyük sosyal değişim hareketi. Bu hareketi anlamak için sosyologlarla sosyal psikologlara mutlaka beraber çalışması lazım. Bu sosyologlar daha iyi, daha modernleşme kuramları artık eskisi gibi değil. Bu niye eski modernleşme kuramlarının yanlış olduğu, indirgemeci yaklaşımın harbiyeçlisi yapıldı. Ama buraya sosyal psikolojiden ciddi bir katkı gelmedi. Kaotik dönüşüm ve 80 sonrası tutuklaşma,
Türkiye çok acı darbeler yaşadı ve bu darbeler sonucunda her dönemde aslında Cumhuriyet adına Cumhuriyet'ten uzaklaştı. Cumhuriyet'in doğal evrimi, ileri demokrasi, çağdaş demokrasi, herkesin kendilerinde hissedeceği kimliklerden muaf bir Cumhuriyet hayaliydi. Bu hayal Türkçülükle dincilik arasında sıkıştı kaldı. Türkiye hayat temelinde garip bir kutuplaşmaya hapsedilmiş durumda. Kutuplaşan gruplar sadece kendi içerisinde kendisini anlayan, başkasını anlamayan gruplar arası mesajın iletişiminde çok azaldığı bir döneme girdi. Bu dönemde niye sosyal psikologlar bunu çalışmıyor, konuşmuyor, müdahale olmuyor? En önemli sorunumuz Kürt sorunu. Kürt sorununda kullandığımız dinamikler niye siyasetin bize sunduğu zorlamacı dinamikler olsun? Niye üçüncü yol burada yok? Neden ırklar hapsi olmadan etnik kimlik yaşanmaz mı? Bizim yeni bildiğimiz kuramlar, bütün entegrasyon kuramları, sosyal kimlik kuramı, sistemi güçleştirme kuramı, grup geçirgenliği kuramları, bunların o kadar yüksek implikasyonları, doğruları varken neden bunları biz gazetelerde, günlükte hala aktaramadık? Muzaffer Şerif, gruplar arası çalışma ve işbirliğinin deneyimini yapmış bir insan. Biz hala bu çatışan grupları, tutlaşan grupları hangi üst elekte nasıl birleştireceğimizin çağdaş formülasyonunu bulamamışsak, bence bizim çalışmıyoruz demek. Irk otorşisinden dini otorşiye bana göre yaşadığında bir geçiş var. Şimdi değişime karşı muhafazakar direnci dinamiklerini mutlaka anlamak ve çalışmak gerekiyor. 90'lı yıllarda Doğu bloğu çıkınca bütün dünyada umut yaşanmıştı. Demokrasi artık 90'larından sonra yeni yüzyılın en büyük rejimi olacak. Seçimle geldiği halde demokrasi kültürü olmadığı için sadece çoğulculuğu, demokrasi sanan ve bu çoğulculuk üzerinden meşruiyet üreten sisteme karşı sosyal psikoloji neden konuşmaz? Neden üniversiteler tüm insanlar konuşamaz? Şerif'in söyleyebileceği sözlerdir bana göre bunlar. Türkiye'den son ayrılışından itibaren ömrünün sonuna kadar pasaportsuz yaşayan Şerif, Amerikan vatandaşı olmayı da reddetmiş ve Amerika dışına hiç çıkmamıştır. Türkiye'ye olan ilgisini kaybettiği ve küskün olduğu söylense de, başta kızları En ve Su ile eski öğrencileri Fatma Başaran ve Mübeccel Kıra'ya ve diğer birçok kişiye göre de bu izlenim yanlış bir algının sonucudur. Söylentiler olsun, hani deneyimler olsun, benim de kulağıma hep gelmişti. Söylenti halinde, hatta bazılarında işte bazı meslektaşlarımın doğrudan deneyimi olarak kendilerinden dinlemiştim. Ben de tabii biraz kaygılıydım aslında hani o çerçevede. İşte 1985 yılında, yani ölümünden 3 yıl önce oluyor, tanıştığımda bir şey APA kongresinde. Yani benim izlenim tanışmam olsun, izlenimlerim olsun çok farklı oldu. Yani bana hakikaten çok içten bir sevgi ve ilgi gösterdi. Hani neden bana hani onu gösterdi derseniz eğer, ben tabii yakın arkadaşı olan Harold Kelly, UCLA'den Kelly vasıtasıyla kendisiyle tanışmıştım. Ve dolayısıyla hani bana güvenebileceğine ikna olmuştu. Sanıyorum diğer kişilere daha farklı davranması hakikaten çekinmesinden, yani kırgınlıklarının ötesinde çekinmesinden ve korkularından. Bunu ben hakikaten gözledim diyebilirim. Yani o yaşında bile hala o kaygılarını, korkularını taşıyordu. Yani çok ilginç bir deneyimdi aslında. Yani bunları söylemek istiyorum çünkü bir şekilde zamanın bana yüklediği bir sorumluluk olarak hani görüyorum bu konuyu aydınlığa kavuşturmayı. Yani o zamana kadar hep ünlü sosyal psikolog Muzaffer Şerif olarak düşünmüştüm. Ama karşımda böyle memleketinden çok haksızca, vahşice koparılmış, bütün ailesinden, dostlarından, dilinden, memleketinden, geçmişinden, yani ömrünün yarısından bir yerde haksızca koparılmış, geri kalanını da bunlardan mahrum olarak bir şekilde hani yaşamaya mahkum edilmiş bir insan vardı karşımda. Yani benim karşılaşmam, hani ben daha çok sosyal psikolojik olarak sosyal psikolog Muzaffer Şerif'i tanıyacağım zannediyordum. Ama ben işte bu haksızlıklara uğramış ve bunlarla baş etmek, yaşamak zorunda kalmış olan Muzaffer Şerif'i tanıdım. O açıdan da yani gerek benim izlenimlerim, gerekse yakın arkadaşı olan hani Kelly'den duyduklarım, Muzaffer Şerif hakikaten hep bir yani
duygu dolu, duygulu, coşkulu bir Anadolu insanı, bir olarak yani Türk kimliğiyle kendi olarak yaşamış hep. Yani bunun birçok örnekleri var. Yani dolayısıyla mesela işte artık hani Türkçeyi reddetmiş, adını değiştirmiş vesaire gibi bazı söylentiler dolaşıyor. Bunlar hani bir şekilde hani vatanından, şeyinden kopmuş gibi bir algı yaratıyor. Bunlar kesinlikle hani doğru değil bence. Yani düşünün ki bu kişi pasaport dahi almadan ülkesini terk etmek zorunda kalıyor ve ondan sonra o kadar yıl yaşadığı, ömrünün yarısından çoğunu yaşadığı ve o kadar da ünlü olduğu Amerika'da Amerikan vatandaşı olmayı da reddediyor, kabul etmiyor. Dolayısıyla bütün ömrü boyunca pasaportsuz yaşıyor ve Amerika sınırları dışında hiçbir yere gidemiyor mesela. Yani insani boyutunda bu şekilde düşündüğümüzde bence çok da hüzünlü bir hikaye aslında. Çok bilmiyorum, çok insanın içini acıtan bir yanı var. İşte Türk kadınını gördünüz mü diye böyle gözleri parlayarak hani arkadaşlarına bahsetmesi. İşte bir toplantıya geç kaldığında Turkish time, Turkish time diyerekten böyle bunu bir espriyle anlatması. İşte Türk içeri rahat konuşamadığından söz etmesi ama öte yandan o nedenle İngilizce konuşmayı tercih ettiğini söylemesi ama öte yandan benim adımın mesela Öztürkçü olmasının ne kadar iyi bir şey olduğunu söylemesi. İşte heyecanlı adımlar dergisinden ben hiçbir şey söylemeden söz etmesi gibi. Yani o kadar şey hani o Türk kimliği, Türk yanı ile kendi olarak hakikaten hani yaşamış ki yani böyle bir insanın, bu kadar coşkulu böyle bir insanın orada o koşullarda o kaygılarla, korkularla, çok ciddi kaygılarla, korkularla hakikaten baş etmek zorunda kalmış. Tabii bilemiyoruz neler yaşadı orada. Yani bunları düşündüğümüzde bilmiyorum hakikaten bir yerde müthiş bir başarı öyküsü ama bir yerde de müthiş bir hüzün öyküsü gibi geliyor bana. İnsan grupları arasındaki ilişkilerin bireylerin kişiliklerine indirgenmeden, onlar arasındaki kişilik bazındaki etkileşimlere dayandırılmadan dış dünyayla bağlantılı şekilde açıklanması bence sosyal psikolojinin bir saksı bitkisi olmasından öte gerçek bir bitki haline gelmesine neden olmuş, onu toprağa kavuşturmuştur. O anlamda Şerif geldiği toprakların özünü, anlayışını sosyal psikolojiye bir dönem belki fark edilmesi de taşımayı becermiştir. Keskin ve yetkin bir akademik kimliği olan Muzaffer Şerif, bilimsel uğraşa sadece aklını değil, gönlünü ve tüm yaşamını adamış bir bilim insanıdır. Davasını bırakarak ülkesini terk etti ve geçmişini unuttu denilen, ismini değiştirip Türkçe konuşmayı ve Türkiye'den gidenlerle görüşmeyi reddettiği konuşulan, Amerikan vatandaşı olmayı çok tercih ettiği rivayet görülen, Ödemişli, İstanbul Darülfünunlu, Harvardlı, Kolombiyalı, Gazi Enstitülü, Dil Tarihli, Ankara Keçiören Bağları ikametli, Princeton'lı, Oklahoma'lı, Pensilvanyalı, Alaskalı Muzaffer Şerif. Çocuklarına koyduğu İngilizce isimlerde büyük kızı Su için Ruhi Su'nun, John ve En için ise Hasan Ali Yücel'in çocukları Can ve Canan'ın isimlerinden ilham alan Muzaffer Şerif. Bilgi ve bilim üreticiliğini zaman ve mekandan bağımsızlaştırabilen, sınırları aşmış bir bilim insanı, dünya vatandaşı Muzaffer Şerif. 1939'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi psikoloji kürsüsünü kurarken bir laboratuvar açmayı da ihmal etmeyen Muzaffer Şerif. Muzaffer Şerif'i anarken onun memleketimizde, kültürümüzde, bilim hayatımızda ne kadar büyük bir haksızlığa uğramış olduğunu, bu değerli insanın dünya çapındaki bu bilginin nasıl yıllarca gurbete mahkum edilmiş olmasına ve Türkiye'de adının bile anılmamasına, birçok üniversitelerde hiç kimse Muzaffer Şerif'in ismini telaffuz edemiyordu. Yasaktı, korkuyorlardı. En cesur diye tanıdığımız bildiğinden bile korkuyordu, ürküyorlardı. Muzaffer Şerif'i anmak adeta komünist olmak demek onlar için ve kendileri hakkında takipat yapılabilir, işten çıkarılabilirler, aileleri mahrumiyete mahkum olabilir diye endişeler vardı. Ne mutlu bize ki o günler geçti ama böyle bir insanın hayatını gurbette yaşamaya mahkum etmek memleketimiz için ne büyük bir ayıp olmuştur.
bu üzüntüyü nasıl gideririz, onun hatırasına ne şekilde vefa borcumuzu ödeyebiliriz, bu çok zor. Ankara Üniversitesi'de, başka üniversitelerimizde, bilimsel kurumlarımızda Muzaffer Şerif için çok daha büyük bazı anmalar, törenler, bazı kurumlar yaratmak, onun adına yayınlar yapmak, yepyeni şeyler düşünmek, bunları gerçekleştirmek zorundayız. Bu bizim borcumuzdur. Ne olur sizler düşünün, neler yapılabilir? Elbette Muzaffer Şerif için Türkiye'de bir büyük kurumumuz, bir zamanlar çok güçlü ve saygın olan TÜBA mesela, kendisi adına büyük bir etkinlik yapsa, büyük bir ödül koysa, psikoloji öğrencileri onun adına Amerika'ya, Avrupa'ya, başka yerlere gönderilse, Türkiye'de çok önemli psikoloji projeleri uygulansın. Bütün bunlar mükemmel bir şekilde yapılabilir kendisi için. Ama bunu merham etmek lazım, desteklemek ve kaynaklarını bulmak lazım. Rivayet o ki, yaşamının ileriki yıllarında zaman zaman odasına kapanıp içkisini yudumlarken Ege türküleri dinleyerek hüzünlenen Muzaffer Şerif, çatışma dolu bir hayatı çalışma dolu bir yaşama dönüştürebilmeyi başardığı kadar yüreğindeki fırtınaları dindirebilmiş midir bilinmez. Görünen o ki, hatta daha iyisi bir rivayette biz yaratalım. Doğduğu toprakları bir kez daha görebilmeyi, Ödemiş'in yeşiline bir kez daha bakabilmeyi, İstanbul'un kokusunu bir kez daha içine çekebilmeyi, Ankara garında bir kahve içebilmeyi ve Ankara Kalesi'ne bir kez daha çıkabilmeyi çok istemiştir Muzaffer Şerif. Sigaramı sardım karşı sahile, yaktım ucunda acıları, ağları attım anılar doldu, ağlar hasretimin kıyıları. Yâreme tuz diye yakamız bastım, tek şahidim aydı ama. Beraber söyleyelim öyleyse.